Bugüne kadar benden çok fazla istenen bir içerikle karşınızdayım bugün. Çünkü biliyorsunuz ki kanalımı takip eden 15 yaşından 45-50 yaşlarına kadar insanlar olabiliyor ve her yaş grubundan kitaplar önermek biraz zor bir iş. Yani ben Dostoyevski öneriyorsam işte bunlar 14-15 yaşındaki bir çocuğa uygun olmayabiliyor ya da işte ben bir çocuk kitabı öneriyorsam bu da yine tam tersine uygun olmayabiliyor. Ama bu videoda size şöyle bir şey önereceğim. Yani bu videoyu ortaokul, lise ve üniversiteye giden arkadaşlar izlerse aslında kendi gelişiminizin nasıl olabileceğini görmüş olacaksınız. Tabii ki ortaokul, lise ve üniversite kitapları farklı farklı bölümlendirilmiş olacak video içerisinde. Bu videoyu izleyenlerden, kanalıma abone olanlardan biri değilsen lütfen kanalıma abone olmayı unutma ve bu videoda beğeni atarsan beni mutlu edersin. Çünkü gerçekten bu videonun içerisinde çok güzel kitaplar önereceğim arkadaşlar. Öncelikle ben zaten ilkokul kitapları için ayrı bir video yapmıştım. Yani ilkokul seviyesinde olan arkadaşlarımız, çocuklar o videoyu direkt izleyebilirler. Çünkü burada tekrar çocuk kitapları önermek istemiyorum. Burada daha çok ortaokul ve lise bölümünden bahsedeceğim şimdi. Aslında benim kendi düşünceme göre öncelikle ince ve okuma alışkanlığını kazandıracak kitaplardan başlangıç yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Benim kanalımı zaten bazı çok iyi okurlar da takip ediyor 14-15 yaşlarında. Onlar kendilerini çok iyi biliyor şu an. Gerçekten hani Marcel Proust'u 14-15 yaşında okumak istiyorum diyen arkadaşlar oluyor. Arkadaşlar böyle bir şey yapmayın. Siz filozof Atakan değilsiniz yani. O yüzden yavaş yavaş sabrederek böyle ilerleyerek böyle okumalar yaparsanız bence zaten Marcel Proust okuyacak altyapıya da zamanla sahip olursunuz diye düşünüyorum. O yüzden yavaş yavaş böyle Stephen Zweig'ın ince kitaplarından, novellalarından başlangıç yaparak Satranç, Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu, Gömülü Şam'dan, Mürebbiye, Bir Kadının Yaşamından 24 Saat ya da işte Korku gibi ince kitaplarından başlangıç yaparsanız bence hafif hafif bu okuma serüvenine bir başlangıç yapmış olursunuz diye düşünüyorum. Bunun dışında ilkokul ve ortaokul seviyesi için genelde İş Bankası'nın kısaltılmış klasikleri öneriliyor. Fakat bu ne kadar doğrudur bilemiyorum. Yani ben de çocuklara kitap hediye ederken bu kısaltılmış klasiklerden hediye ediyorum. Fakat belki de şöyle düşünebiliriz. Yani bir çocuk ortaokulda kısaltılmış klasikler okursa belki de ileride Don Quixote'un bu tam yazılmış metnini okuyabilecek şevke sahip olur diye düşünüyorum. O yüzden Don Quixote bence mutlaka okutulması gereken kitaplardan biridir arkadaşlar. Bunun dışında mesela Dostoyevski gibi bir isme başlangıç yapmak istiyorsanız ortaokul ve lise zamanları sizin için çok uygundur. Yani İnsancıklar, Beyaz Geceler, Öteki, Ev Sahibesi gibi kitaplar bence ortaokul ve lisedeki arkadaşların çok iyi anlayabileceği akıcı kitaplardır diye düşünüyorum. O yüzden bu 4 kitabı aklınızda bulundurun. Yani İnsancıklar, Beyaz Geceler, Öteki, Ev Sahibesi gibi kitaplar okursanız hem klasikler anlamında güzel başlangıçlar yapmış olursunuz hem de ilerisinde üniversite seviyelerine geldiğinizde daha nitelikli kitaplar için bir arayış mücadelesi içerisinde bulunabilirsiniz diye düşünüyorum. Bunun dışında yine ortaokul ve lise seviyesi için önereceğim bir diğer tür aslında bilim kurgu türü olacak arkadaşlar. Itaki'nin Bilim Kurgu Klasikleri adında bir serisi var. Bilmeyenler için söylemiş olayım. Eğer klasik kitaplardan sıkılıyorsanız, hayal gücünüzü geliştirmek ve işte teknoloji ve farklı dünyalara yelken açmak istiyorsanız, Itaki'nin bilim kurgu klasiklerindeki Marslı, Ben Robot, Maymunlar Gezegeni, Kadınlar Ülkesi, yani bunun gibi farklı farklı bilim kurgu kitapları bulabilirsiniz bu seride arkadaşlar. Zaten benim de şu an göremiyorsunuz belki ama alttaki serilerden biri bu. Yani bilim kurgu kitaplarına da bakmanız sizin için faydalı olacaktır diye düşünüyorum mutlaka. Yine bunun dışında ortaokul ve lisedeki arkadaşlar için özellikle söylüyorum. Jack London kitapları da hem sizin okuyabileceğiniz hafiflikte kitaplardır hem de Jack London hayatıyla birlikte araştırmaya çok değer bir yazardır arkadaşlar. Hayatını serüvenler içerisinde geçirmiştir. Gerektiğinde çıplak bir şekilde trenlerin üzerinde kilometrelerce yol gitmiştir. Yani çok macera dolu bir hayatı var. Ve bence Jack London'ın bu hayatını daha iyi anlamak için ortaokul ve lise zamanlarınızda Jack London kitaplarını okumaya başlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Özellikle bunu yapmanız sizin hayata atılış zamanları olan ortaokul ve lise zamanlarını da böyle biraz daha anlamlı kılabilir diye düşünmekteyim arkadaşlar. Türk edebiyatından da kitaplar ve yazarlar önerecek olsaydım şöyle bir yön çizmek isterdim arkadaşlar. Yani ben bu kanalda Türk edebiyatı konusunda çok öneri vermiş birisi değilim. Zaten bu konuda bilgimin azlığını da kabul ediyorum kesinlikle. Bunu da zaten geliştirmek için çabalıyorum kesinlikle.
Şöyle diyebilirim arkadaşlar. Mesela Cumhuriyet döneminden kitaplar okuyup da Cumhuriyet dönemi aydınlarının sorunlarını ve Cumhuriyet dönemindeki Türkiye'nin sorunlarını anlarsanız bundan sonraki dönemler için yani toplumcu gerçekçilik, bireyci zamanlar, yeni roman zamanları, postmodern Türk romanları gibi farklı farklı dönemler üzerine ilerlerseniz bence Türk romanının gelişimini de daha iyi anlarsınız diye düşünüyorum. Yani mesela öncelikle böyle Fakir Baykurt'un işte Yılanların Öcü, Eşekli Kütüphaneci gibi kitaplarını okursanız, Orhan Kemal'in Önce Ekmek, Bereketli Topraklar Üzerinde gibi kitaplarını okursanız bence bu köy romanı ve işte toplumcu gerçekçilikle birlikte bir başlangıç yapmış olursunuz diye düşünüyorum. Tabii öncesinde Reşat Nuri ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi yazarların kitaplarını da okumak isteyebilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Fakat zaten ortaokul ve lise zamanlarında mutlaka bu yazarlar size dayatılıyordur. Yani Yakup Kadri okuyacaksın, onu dönem ödevi yapacaksın, onu performans ödevi yapacaksın deniyordu bize. Benim hayatımda okuduğum ilk kitaplardan biri bu yüzden Reşat Nuri Güntekin'in Damga kitabıydı mesela. Yani bu tür kitapları da okuyabilirsiniz. Yani benim çok içimden gelmiyor mesela bu tür kitapları okumak ama eğer ki böyle sistemli bir Türk edebiyatı okuru olmak istiyorsanız ve ileride daha ileri seviyelerde Orhan Pamuk, Yusuf Atılgan, Oğuz Atay, Bilge Karasu ya da bunun gibi farklı bireyci ve postmodern isimleri okumak istiyorsanız bence öncelikle böyle Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Talip Apaydın, Fakir Baykurt, Sabahattin Ali gibi temel atabileceğiniz yazarlar okumanız sizin için daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Ortaokul ve lise ekseninde tabii ki. Eğer ki böyle sadece kurgu metinler değil, arada böyle farklı farklı kurgu dışı, ortaokul ve lise seviyesine uygun metinler de katmak istiyorsanız böyle Atakan Büyükdağ'ın Kavgamız adlı bir kitabı var. Yani ben bu kitabı çok öncelerden okumuştum. 3-4 yıl önce okumuştum ve hem bilim konusunda hem de 2. Dünya Savaşı'ndaki siyaset konusunda gerçekten çok kolay metinler var. Görseller de var arada arkadaşlar böyle 2. Dünya Savaşı zamanlarına dair. O yüzden araya kurgu dışı bir kitap olarak böyle bir kitap katabilirsiniz. Ya da sanat kitabı konusunda Umberto Arte ile Sanat gibi böyle sanata başlangıç kitabı katabilirsiniz. Bunun dışında Felsefeye Giriş Ahmet Arslan'ın kitabını yine felsefeye başlangıç açısından belki ortaokul ve lise zamanlarınızda okumak isteyebilirsiniz arkadaşlar. Yani tabii kurgu kitaplar okuyalım. Kurgu derken hani böyle roman, öykü, günlük deneme gibi kitaplardan bahsediyorum. Bir de bunun kurgu dışı yönü var. Yani işte felsefedir, siyasettir, bilimdir, teknolojidir. Yani bunun gibi farklı farklı türlere de yönelmeye başlamanızı tavsiye ederim eğer bu yaşlardaysanız. Şimdi gelelim üniversite seviyesine. Üniversite seviyesi biraz kitap önermek için absürt bir seviye. Çünkü üniversitede pek çok farklı bölümlere atılıyoruz ve kendi benlik bilincimizi, kendimizi arayışımızı keşfedebileceğimiz en büyük fırsattır bence üniversite okumak. Ben hani ne kadar üniversiteden mezun olduğum mesleği şu an yapmıyor olsam da bunun bence bir kitap konusuna, bir edebiyata entegre edilebileceğini düşünüyorum. Ben mesela mimarlık mezunu olduğum için kitaplardaki mekan ve birey analizlerini çok iyi yapabiliyorum. Bu yüzden işte yazarların mekanlar konusundaki eksikliklerini fark edebiliyorum. Benim size önereceğim ilk şey arkadaşlar, eğer bir üniversiteye gidiyorsanız, mesela eczacıysanız bir kitabı işte sağlık yönünden değerlendirebilirsiniz. Ya da eğer hukukçuysanız Karamazov Kardeşler'deki bu hukuk sahnesini, mahkeme sahnesini ya da Bülbül'ü Öldürmek kitabındaki mahkeme sahnesini ya da buna benzer farklı farklı kitaplarda mesela Albert Camus'un Yabancı kitabındaki mahkeme sahnesini kendi mesleğinizle değerlendirebilmelisiniz diye düşünüyorum. Aynı şekilde öğretmen arkadaşlarımız işte Ferit Ezgün'ün Hakkari'de Bir Mevsim kitabını okumak isteyebilir. Ya da doktor arkadaşlarımız Mihail Bulgakov'un Genç Bir Doktorun Anıları kitabını okumak isteyebilir. Bence kendi mesleğinizdeki, kendi mesleğinizle ilgili olan yazılmış kurgu kitapları da okursanız öncelikli olarak mesleğinizle bakış açısı yakalayabileceğiniz için kurgu kitapları daha böyle sağlıklı ve farklı bakış açılarından değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Bunun dışında üniversite seviyesindeki arkadaşlar için yani 18 yaşını geçmiş arkadaşlar için önereceğim aslında en büyük yöntem şu olacaktır. Arkadaşlar edebiyat serüvenini mutlaka sistemli ve düzenli bir şekilde oluşturmaya başlayın diye düşünüyorum. Hatta ben her zaman önermişimdir. Homeros'un İlyada ve Odessa destanını yavaş yavaş okumaya başlayın ya da işte bundan sonra Ezilos'un zincire vurulmuş Prometheus tragediyasını, ondan sonra Latin edebiyatını, İtalyan edebiyatını, ondan sonra Shakespeare'in kitaplarını bu şekilde böyle sistemli ve farklı farklı okumalar yaparsanız bence üniversite seviyesi için sizin açınızdan daha anlaşılır ve daha sistemli
önemli bir okuma düzeni oluşturursunuz diye düşünüyorum. Böyle bir şey yapmak istemezseniz de tabii ki de daha böyle zor yazarlar, anlaşılması zor yazarların okunabileceği bir çağ olduğunu düşünüyorum üniversite seviyesinin. Özellikle de Dostoyevski'nin önceki önerdiğim kitaplarına ek olarak Ölüler Evinden Anılar, Suç ve Ceza, Yer Altından Notlar, Budala ve Karamazov Kardeşler gibi kitapları okuyabileceğiniz yaşlardır diye düşünüyorum üniversite zamanları. Yine bunun dışında Kafka'nın kitapları da böyle Babaya Mektup'tan itibaren başlayıp Ceza Kolonisi'nde ve diğer öykülerle devam edip işte Davadır, Dönüşümdür, Şatodur, yani bunun gibi bir sırayla ilerleyebileceğiniz kitaplar olduğunu düşünüyorum. Zaten Kafka için 30 dakikalık bir hani internet üzerindeki en kapsamlı okuma rehberi videosunu yayınlamıştım. Bu video için de mutlaka kanalıma gezmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Elbette okuyabileceğiniz bir diğer türlerden biri distopya olabilir. George Orwell, Aldous Huxley, Yevgeni Zamyatin ya da Ray Bradbury'nin kitaplarını da yine üniversite zamanlarında yavaş yavaş okumaya başlayabilirsiniz. Aslında lise zamanlarında da okunabilecek kitaplar, fakat bence George Orwell'ın 1984 kitabı biraz daha ağır bir altyapıya sahip. Özellikle de sosyoloji ve psikolojiden beslendiği için ve mimari olarak da distopya içerdiği için bence üniversite seviyesinde okumanız sizin için daha anlaşılır olacaktır diye düşünüyorum. Bunun dışında yine Alman yıkım edebiyatından da birkaç isim önermek isterim. Heinrich Böll ya da işte Wolfgang Borchert gibi isimlere bakabilirsiniz. Bunlar çok iyi yazarlardır arkadaşlar. Ve yıkım edebiyatının vuruculuğu sizi kitapların dünyasının içerisine daha çok sokabilir. Çünkü ben hep şöyle bir şey duyuyorum. Sürekli böyle kitaplar okuyorum ama etkilenme sıkıntısı çekiyorum şeklinde böyle bazı hayıflanmalar duruyorum. O yüzden arkadaşlar sizi vuran, sizi yıkan, böyle size yumruk atan kitaplar bulmanızı tavsiye ederim. Bence Wolfgang Borchert'in, işte Heinrich Böll'ün, Robert Musil'in kitapları tam olarak böyle kitaplardır diye düşünüyorum. Özellikle de Wolfgang Borchert'in Kapıların Dışında, Heinrich Böll'ün Ademoğlu Neredeydi, Palyaço gibi kitapları, Robert Musil'in de Niteliksiz Adam kitapları yıkım ve çöküş edebiyatının en iyi temsilcilerindendir diye düşünüyorum. Bence üniversite seviyesindeki arkadaşlar da böyle farklı ve zorlayıcı kitaplar bulurlarsa, kendilerini zor kitaplar okuma konusunda böyle yavaş yavaş alıştırırlarsa ilerideki yaşlarında çok iyi, çok böyle kitapları kolay bir şekilde okuyabileceklerini düşünüyorum arkadaşlar. Böyle bir sıralama önermemin sebebi aslında ortaokul ve lise zamanlarında kolay kitaplara alışmanız ve en sonunda daha sonraları böyle benim mesela okuduğum kitaplar, en zor kitaplar var ya, dünyanın en zor kitapları, işte böyle Robert Musil'in Niteliksiz Adam kitabı, Louis Ferdinand Selye'nin Gecenin Sonuna Yolculuk kitabı ya da Marcel Proust'un Kayıp Zamanın İzinde gibi çok ağır kitaplar var ve bu tür kitapları mesela bazı arkadaşlar 14-15 yaşlarında okumak istiyorum diyor. Arkadaşlar böyle bir şey yapmayın, çünkü bu tür kitapları okumanız gerçekten de sizin için çok zor olacaktır ve muhtemelen o kitaplardan bir şey anlamayacaksınızdır. Ben hani 7. 8. sınıfta Goethe'nin Faust kitabını okumuştum. Gazeteden çıkmıştı, kuponla alınmıştı galiba, öyle bir şey olmuştu. Arkadaşlar Faust kitabının ikinci sayfasına geldiğim gibi bıraktım yani. Kitap okumaktan soğutan bir kitap olmuştu benim için o zamanlarda. O yüzden size böyle bir şey olmasını istemiyorum. Yavaş yavaş böyle kolay kitaplardan merdiven biçiminde böyle zor kitaplara geçiş yaparsanız bence sizin için basamak basamak ilerleyen bir edebiyat serüveni olur diye düşünüyorum. Bundan sonra da zaten iyice kendinize güveniyorsanız Fernando Pessoa'nın Huzursuzluğun kitabı gelebilir. Marcel Proust'un Kayıp Zamanın İzinde kitabı gelebilir. William Faulkner'ın Ses ve Öfke ya da işte Abşalom Abşalom, başka birkaç tane daha kitabı var. Döşeğimde Ölürken gibi William Faulkner'ın başka kitapları da var. Bunlara da bakabilirsiniz. Ya da Türk Edebiyatı'ndan Orhan Pamuk'un, Bilge Karasu'nun, yani bunun gibi Enis Batur'un farklı farklı yazılmış, türlerde yazılmış kitaplarına da bakabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama gerçekten de kendinizden eminseniz, işte James Joyce'un kitaplarını anlayabilecek seviyedeyseniz ve bütün bu hani dediğim seviyeleri geçmişseniz bence bu tür kitaplara geçiş yapabilirsiniz diye düşünüyorum ben. Ayrıca üniversite seviyesi için önereceğim en büyük şeylerden biri de yazarlar için yazılmış biyografi ve eleştiri kitaplarını okumanız yönünde olacaktır arkadaşlar. Ben zaten kanalın katıl bölümünde bu tür eleştiri ve inceleme kitaplarını nasıl daha iyi bulabileceğinizi, daha uygun bir şekilde bulabileceğinizi anlatıyorum. Fakat şöyle küçük bir fragman niteliğinde bir şey söyleyecek olursam, mesela arkadaşlar Dostoyevski'nin kitaplarını okudunuz ve bitirdiniz diyelim. Bunu Henry Truyat'ın Dostoyevski kitabıyla ya da Edward Hallett Carr'ın Dostoyevski kitabıyla tamamlayabilirsiniz. Yani yazarlar için yazılmış biyografi ve eleştiri kitaplarını okursanız yazarların hangi hayat süreçlerinden geçtiğini, İşte yazarların bu kitapları yazarken neler çektiğini ve kurgu kitaplarındaki karakterleri nasıl kullandığını görebilirsiniz diye düşünüyorum. Bunun dışında yine dediğim gibi farklı yönlerden okumalar yapmanızı her zaman tavsiye ederim. İşte
etimoloji alanında Sevan Nişanya'nın Elif'in Öküzü kitabını okuyabilirsiniz. Sanat alanında Gombrich'in Sanatın Öyküsü kitabını okuyabilirsiniz. Mimarlık anlamında gerçekten bilmeniz gereken 50 mimarlık fikrini okuyabilirsiniz. Ya da bilim ve astronomi alanlarında yavaş yavaş Stephen Hawking'in, Carl Sagan'ın ya da işte Richard Feynman'ın kitaplarını okuyabilirsiniz. Psikoloji alanında kendini arayan insan, insanın anlam arayışı, sahip olmak ya da olmak gibi farklı psikoloji, psikanalistlerin kitaplarını okuyabilirsiniz. O yüzden bence farklı kurgutucu alanlara da yavaş yavaş atılmanız gereken zamanlar olduğunu düşünüyorum üniversite zamanlarının. Evet arkadaşlar, bu videoda size ortaokul, lise ve üniversite çağlarında hangi kitapları ve hangi yazarları okuyabileceğinizden bahsettim. Yani dediğim gibi bana hani böyle yazanlar oluyor, 15 yaşında Proust ve Musil okuyabilir miyim? Böyle bir şey yapmayın kendiniz arkadaşlar. Herkes anasının karnından filozof Atakan olarak doğmuyor. O yüzden kendinize böyle bir şey yapmadan önce öncelikle sistemli ve düzenli bir şekilde kolay ve kendinizin anlayabileceği kitaplardan başlamanızı tavsiye ediyorum. Eğer bu tür böyle daha kolay anlaşılabilecek kitaplar okursanız zaten ileride bu zor kitapların altyapısını oluşturmuş olursunuz diye düşünüyorum. Zaten bu tür kitapları ve bu tür yazarları da tam da bu sebeple önermek istedim. Umarım sizin için faydası olmuştur ve bu konuda yapıp yapacağım ilk ve son videoydu bu arkadaşlar. Lütfen benden bir daha böyle bir video istemeyin. Zaten ben kanalın farklı zamanlarında bu türden farklı önerilerin bulunduğu videolar yapıyorum fakat yaş grubu açısından, yaş grubuna uygun öneriler açısından böyle bir videomun olmasını istedim. Buraya kadar izleyenlerden beğeni butonuna tıklayın arkadaşlar. Yoksa lütfen beğeni butonuna tıklarlarsa sevinirim. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere arkadaşlar.